Herkese selam aleyküm. Yeni bir video daha çekeceğiz. Nasıl videosu? Videomuz biraz geç kaldı. Ama horoz aramayla vaktimizi geçirdik. Bunda nasıl vardı? Bir sene önce elimize geçti bu horoz. İçi gözükür vaziyeti hoşuma gitti. Test ettiler böyle. Neyse aldım bunu. Nasılydı? Kümeste kaldığı için. Kümeste kaldığı için şey yaptık bunu. Nasıl zaten bayağı bir ayağında bitmek üzere. Diğer tarafında biz kendimiz bitireceğiz. Ama şimdi bulamayınca nasıl oluruz? Tam nasıl oluruz bulamayınca biz de bununla tedavimizi yapacağız. Nasıl %100 tedavisini söyleyeceğim şimdi size. Ağrısı, sızısı, horoz sadece gezmeyecek, kafesimizde kalacak ama nasıl, neden oluyor söyleyeyim. Nasıl böyle yüksek yerden atlarsa sert düzlemine. Ayak altı dövülmeye başlarsa olur. Atladıkça gezdiği yerler taşlık olursa, cam olursa nasıl böyle olur? Diğer türlü nasıl çıkma şansı sıfır kardeş. Demesin kimse hani bu böyle oldu, şu şöyle oldu, bu böyle oldu diye. Nasıl? Horozun gezdiği düzgün olacak. Horozun fazla atlayacak yer olmayacak. Olmadığı sürece nasıl olmaz? Tek çözüm bu. Neyse biz videomuza geçelim. Nasıl? Gel kızım, yaklaş kızım. Bak gösterelim. Nasıl burada? Bu ayağı da bitmek üzere. Buna da uygulayacağız. İkisini de yapacağız. Ha, uzun sürecek. 15-20 gün sürecek bu videomuz. Nasırımız. Zaten herkes istiyor ki 3 güne bitsin. Kardeş bak yapmayın. Soru soruyorsunuz. Abi kaç güne biter? Ya senin sorma şeklin bile yanlış ya. Kaç güne biter diye kaydesi var mı? Bazı horozun biter 5 güne biter. Bazı horozun biter 20 güne biter. Bazı horozun biter 10 güne biter. Onu ben ne bileyim. Senin uyguladığın tedavi de önemli. Sen ne kadar uyguluyorsun, ne kadar uygulamıyorsun, ne kadar becerebiliyorsun, becermiyorsun. Mesela bak bunu anlatacağım. Şimdi bu tedavi uygulayacaksın. Hatan olduğu zaman bu tedavi faydasını göremeyeceksin. Nasıl yapacağız, edeceğiz, su görmeyecek, ayak ıslanmayacak. Sen bunu temizleyeceksin devamlı. İki kümesin boş da olacak. Bunu temizleyeceksin, onu alacaksın, kuruduğunu tekrar bunu alacaksın. Diğer kümesi temizleyeceksin, diğer değişeceksin. Nasıl bu ıslanmayacak? Neden ıslanmayacak? Çünkü kalk kullanacaksın. Bak kardeşim, bak. Nasıl bandımız burada. Yani bu 15-20 gün bağısında süren bandımız bu. Bunu yapacağız. Ayak önce yıkanacak. Bak tertemiz görüyorsun. Tertemiz yıkacağız ayağımızı. Nasıl olduğu yerde ıslak olmayacak. Kesinlikle kuru olacak. Islak gördüğü an bandın hiçbir etkisi, faydası yok. Peşin peşin söylüyorum. Bak azir arkadaşlar yaptık. Arkadaşların bitti, tertemiz oldu. Hiçbir şeyleri kalmadı. Aradılar bana sağ olsunlar. Ben onlara teşekkür ediyorum. Bitirdik. Hepsini bitirdik. Neyse, bak şimdi. Horoz bu. Aldım. Güzelce. Şu mavi olan yeri, nasırı çeken yeri. Kardeş tam ona ortak yapacak şekilde yapacaksın. Buyurun. Bunu yaptım. Olay bu kardeş. Bu kadar basit. Ayak kurulanacak. Ne söylüyorum bak. Kurulanacak. İyice emin olun oturduğuna. Şimdi alacağız sargı bezimizi. Kardeş. Güzelce. Yavaş yavaş yapıyorum ama da bunu hızlı da yapabilirim. Çek parmak arasında. Geçir kardeş. Parmak arasına geçecek sarp. Yavaş yavaş yapalım. Siz de görün. En son ne yaparsınız? Burada mamuza takarsınız. Ben bu mamuzları sivri kestiğim için. Yapacağım iş bu. Neyse bantımızı alırız. Güzel güzel. Ha, bu kadar basit. Önce şuradan bir açılmasın diye. Sıkmadan. Bak yine söylüyorum. Sıkma ayağını. Gevşek, çok da gevşek olmasın. Çok da şey. Altına da bir bant daha alırız. Sırf su değmesin. Olur ya aksiliktir. Orası su yapar. Bant. Sen buna naylon poşette kullanabilirsin. Göreceğiz. Uygulamalı bak bunu. Uygulamalı göstereceğiz. Al kardeş. Ben bant yaptım. Sen poşet becerebiliyorsan poşetini de yaparsın. Şu şekil.
Çek kardeş. Getir kardeş. Olay bu ya. Bu kadar basit. Dur oğlum dur. Bu burada kalacak kardeş. Buyurun. Koy horoz rahatsız olmayacak zaten. Yürürken de rahatsız olmayacak. Bak. İki gözü kör horoz. Zaten bunu dışarı salmayacağım. Kafeste zaten kafeste ömrü geçiyor. Kafeste de kalıyor. Horoz rahatsız olmayacak şekilde. Gördünüz mü? Çıkmış yapar bakalım onunla. Fazla değil. Bir tane sargı beziyle. Şimdi her şey ortada. Göreceğiz. Bak yaptık. Yine söylüyorum. Geleceksin cümlesi. Bak. Altı kuru olacak. İki kümes boşta. Altı üstü. Biz seni yaptıysam bunu alacağım kuru yere. Kuru yere alacağım bunu. Buyurun. Olay bu. Sonra orası pislendiğinde aşağı kümesimizi alacağım. Ananaş alacağım, yeşeceğim. Rozun altı kesinlikle sallayacak. Kuru olacak. Bir hafta, 10 gün bekleyeceğiz. Bak unutmayın bunu. Bir hafta, 10 gün kesinlikle bekleyeceğiz. 10 gün sonra bu bantı sökeceğiz. Ayağına bakacağız durumuna. Zaten onu vapur gibi çekmiş olacak. Nasıl olan yeri. Çıkarmış olacak. İçi boşalacak. Oldu ki ilk bant çekti ama çıkaramadı. Sen onu çıkarma kardeş. Elleme. İkinci defa tekrar ayağını hiç yıkamadan etmeden tekrar nasıl bağlanacak? İkini çıkarıyor, ikisini takacaksın. Ayağına yapıştıracak. Çekeceğim. Yine aynı bu şekilde saracağım. Bir hafta daha bekle. Çıkardım onu zaten kökünden çıkmış olacak. Eğer nasırın büyükse senin açıksa içi boşaltılıp kalıyorsa onu da göstereceğim. Videonun sonunda yani en son bittiği zaman göstereceğim. Açık kaldığı zaman altına tabanına 2 veya 3 dikiş atacağız. Kapatacağız. Güzelce batikonlayacağız, kremleyeceğiz. Horozun ayağı düzelecek. %100 çözüm olacak. Zaten bu videoda bahsettim. Zaten bunu bir hafta sonra sökerken de göstereceğim size. En son 15 gün sonra bittiği zaman da göstereceğim. Tedavisi nasıl temelle bitirdiğimizi göreceksiniz. Daha iyi anlayacaksınız. Başka bir sorunumuz da yok. Durdu kızım. Şimdi nasıl hallettik? 3 video paylaştım. Hazırladım. Pamuzluk videosunu da hazırladım. Ama bu videolardan sonra paylaşacağım. Şunu söylemek istiyorum. Ben damızlık vasıflarına geçtikten sonra herkesten ricam anlattıktan sonra benden başka kim video çekiyorsa inanma kardeş. Onu bekliyorum. Şu anda hazır videom. Göndereceğim. Kesinlikle her şey tamam. Videolarım hazır. 3 video var. O 4. videom oluyor. Göstereceğim. Hani bu 2-3 gün sonra paylaşan videoda hani bazılarının bu işe yapıyorsa zevkle yapmasını sağlamak için küçük eğlenceli videolar da hazırladık. Horozlarımızla oynadığım videolarım da var. Onları da çektim. Bizden bir ricam var. Herkes ricam var. Burada horozlar hakkında, int horozlar hakkında 4-5 tane kanalımız var. Hiçbir arkadaşı arayıp bana kötüleme kardeş. Onun söylediğini bana söyleme. Kardeş, herkes aynı camia. Beni beğenmiyorsan dinleme. Onu beğenmiyorsan dinleme. Ama adamı gelip bana karalama kardeş. Bak yani bunlar 20-30 kişi kadar var. Abi işte şurada şu paylaşmış, şurada bu. O da bizim kardeşimiz. Yapma kardeş. Onun lafını bana taşıma kardeş. Kimsenin hakkında ileri geri kötü konuşursak kendimiz kaybederiz kardeş. Tamam mı? Herkes kendi rızkını yer. Bunun parasını durmadım herkes daha iyi biliyor. Hayvanımı övmediğimi görüyorsunuz veya da şey yapmadığımı görüyorsunuz. Ama onu ya bu böyle demiş yanlış değil mi abi? Deme kardeş. O da kendi konuma göre haklı. Ben de kendi konuma göre haklıyım. O yüzden sizden tek ricam. Gelin şimdi şu çocuğumuza 20 lira verelim. Verelim gel. Çekin bana. Güzelce bulgurayla pirinci güzel pişirdim. Ama hanım mantı yapmıştı. Mantının suyunu aldım. Suyuyla çok faydalı bak. Ben size tavsiyem. Şimdi bunları yedireceğim. Gördüğünüz gibi nasıl yiyecekler. Buyurun. Gel bakalım. Şu videoyu durdursana bir. Bakalım. Bunu ver kardeş. Ver. Nedenini soracaksınız. Sorma. Bunu
senin şu beğendiğin birisi ustam veriyorsa bir şey gülüyor da veriyordur. Ver kardeşim. Ver diyorsan ver. Sorma nedenini. Faydasını görmezsen gel yanıma. Görüyor musun? Yaptık pilavımızı. Sen çık şuradan. Ver kardeş yesin de. Gel. O amcamla bir arkadaş bakıyordu. Görüyorsunuz dövüşmüşler. Ne kafada kalmış tüy kalmış, ne kuyrukta tüy kalmış. Bunlar 24 tanelerdi. Horozanları bundan alış, diğer horozanları ayırdık. Çok dövüşmüşler. Arkadaşım sağ olsun, Ramazan dediğim arkadaşım bakıyordu bunlara. 10 numara bakmıştı ama işte dövüşünce işe gidiyor, işten geliyor, bakıyor hayvanlar hepsi 24 tanesi birbirine girmişler. İşte yerde daha 1,5 metre yer olunca ama düzelecekler. Herkese burada canlı izleteceğim bunları. Kalem gibi olacaklar, kitap gibi olacaklar. Görüyorsunuz. Ver kardeş. Neden verdiğimi lütfen mesajdan sormayın. Sen ver. Faydasını görmezsen gel yanıma. Büyüdüğü zaman kemiğinin güzelliğini görmezsen gel yanıma. Bu sadece o kadar diyorum. Ver. Buğdayı da beraber kavur, pişir. Evinde et suyu olur, tavuk suyu olur. Ondan sonra mantı suyu olur. Atma. Onlarla bunları pilavını yap. Buğdayını da ver. Bırak yesinler. Faydasını göreceksin. Bak. Şubat 10 yavruları. Bak horoz suyunu diziyorlar. Dikkatinizi çekerim. Bak kalem gibi. Bak tüy güzelliğine bak. Parlaklığına bakın. Sen ver kardeş. Ver. O kadar söylüyorum. Sormayın. Abi neden veriyorsun? Sebebi nedir? Kardeş niye soruyorsun? Sorma. Bir ustan bunu veriyorsa bildiği vardır. Beğendiğin, inandığın adam bunu veriyorsa bir bildiği vardır. Bu kadar basit. Neyse arkadaşlar, diğer videolarda hazırladım. 3-4 gün arayla zaten herhalde sokağa çıkma yasağımız var. Paylaşacağım. Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Emeğimizin hakkını link atarak verin. Daha güzel videolar inşallah çekeceğim. Ara verdim videoma, vermek zor dedim. Nasıl horoz aradık bulamadık. En son kendi horozuma yapalım dedik. Bulsaydım ona yapacaktım. Ben birisinin tedavisini görmüş olacaktım. Göremedik. O yüzden dediğim gibi siz beğeninizi yapın, yorumunuzu yazın. Ben de anlatacak çok şeylerimiz var. Paylaşacak çok şeyimiz var. Hepiniz göreceksiniz. Bak ocağımız, her şeyimiz burada hazır. Tüm her şeyimiz. Her şey eksik olmayacak. Bak tüm ilaçlarımız burada. Olmayacak. Bunlar, şimdi az önce orada o tavuk tüyünü verdik. Geri verdik arkadaşımıza. Düzelttik. Bir hırlamasını geçiremedik. Onunla başka her şeyimizi yaptık. Teslim ettim. Dediğim gibi. Her şey burada. Bak. Gösteriyorum. Bak nereye gideceğim. Bak. Bak paletimiz. Bak. 80 kilo buğday aldım, doldurdum. Bak mısır tonumuz, cüceye vereceğim. Bak mısırımız. Bazıları diyorlar ki abi kilo aldırıyor. Kardeş, idman güzellik yarışmasına hazırlamadığı sürece, bir de yaz olmadığı sürece mısırı ver. Yağ yapar diyorlar. Tamam doğru yapar. Abi kilo alıyor. Kilo almıyor kardeş. Bak ben almıyor. Horozlarımın tartıya soktuğum videosunu da çekeceğim. Kaç aylık olduklarını da söyleyeceğim. 2 ay önce söylemiştim kilolarını. Hatırlayanlar vardır. 2-3 ay oluyor. Yine tartacağız, yine bakacağız. Aynı veriyorum. Git kızım kümesi içine göster. Kilimlikleri. Bak hala aynı kiloları ıslatmayacağım. Thank you.
Dediğim gibi. Allah'a emanet olun. Sorularınızı yine YouTube'dan paylaşalım. Soralım. Soru cevap videosu da hazırlamışım. Onu da cevaplamışım. Videoda hazır. 3-4 gün arada paylaşacağım. Ara 10 gün 15 gün verdiğim için sık sık 3 video paylaşacağım. Selam.